Mesela sonra yaparım, sonra giderim, sonra hallederim diyoruz. Yani sürekli bir erteleme halindeyiz. Yani günlük yaşantımızın bir sorunu haline gelen bu kronik ertelemenin nedenleri ne? Yani kimler daha çok erteliyor? Baran Hökeney'in haberindeyiz. Evi temizleme. Eşimle çok fazla sorun yaşıyorum. Sonra yapıyorum ama hiçbir zaman yapmıyorum. Erteleme alışkanlığı sanki hayatımıza girmiş gibi. Kimi derslerini, kimi işlerini ve günlük sorumluluklarını erteliyor. Toplumda iyice yaygınlaşan kronik erteleme bir hastalık olabilir mi? Bir hastalık değildir ama bir sorundur. Bir öz düzenleme eksikliği, günü yapılandırma konusunda bir eksikliktir, bir yetersizliktir. Ben ertelerim. Onu da o zaman düşünüyorum yani. Dizileri, çalışacağım konuları ya da günlük işlerimi her zaman ertelerim yani. Eskiler bugünün işini yarına bırakma derlerdi ancak günümüzde durum değişti. Ortalama her 4 kişiden birinde görülen kronik erteleme çağımızın yeni alışkanlığı oldu. Kompulsif erteleme dediğimiz takıntılı bir şekilde erteleme çok yaygın. Yani dünyada %25-30'u insanların erteleme yaptığını söylüyor. Türkiye'de çok net bir rakam yok ama ben bunun daha üzerinde olduğunu hissediyorum. Eşim dışarıda yemek yiyelim diyor. Ya işte başka bir gün olsa daha iyi olur mu? Bunları erteliyorum. Çok duygusal veya çok sosyal olmak daha çok ertelemeye neden oluyor. Bu aşırı duygusal dengesizlik, duygunun günün içerisinde de aşırı dalgalanması insanların konsantrasyonunu bozuyor. İkincisi de bununla biraz beraberse daha kötü olan bir şey dışa dönüklük. Aşırı sosyal, böyle mahallenin muhtarı gibi herkesle konuşan insanlar daha çok erteleme yapıyorlar. Hayattaki her şeyi erteliyorum ben yani genel anlamda. Çoğu şeyi erteliyorum. Uzmanlara göre ertelememek için disiplinli olmak gerekiyor. Öz düzenlemeyle ilişki yani sorumluluk duygusu yüksek olan insanlarda erteleme düşük çünkü daha iyi plan yapabiliyorlar. Sırrı nedir biliyor musunuz? Çekici alternatiflere karşı durabilmektir. İnsanın kendinden gelen bir şey bana kalırsa. Bence biraz disiplin iradeyle alakalı.